Ve yine en mutlu il Sinop çıktı sevgili seyirciler. TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutlu ili yine Sinop oldu. Sinoplularsa aynı fikirde değil. Çünkü mutlu değiliz diyorlar. Ekonomiden de endişeliler. 10 lira çayla, simitle mutlu olabiliyorsa tamam mutlu. Ama hayır değil. Mutlu değil. Mutsuzuz. Niye mutsuzuz? Yani insanları burada 2 kuruşa mahkum ettiler. Bu mahkumiyetin sonunda da alım gücümüz, özelimiz, harcamamız düştü. Mutsuzuz bu yüzden de. Sözlerin sahibi Sinoplular. Bunun bir önemi var. Çünkü TÜİK en mutlu ilin Sinop olduğunu öne sürdü. Bir yere oturduğun zaman artık bir arkadaşına çay bile ısmarlayamaz hale geldi insanlar. Bunun nesi mutlu? Türkiye İstatistik Kurumu Yaşam Memnuniyet Araştırması yayınladı. Araştırmaya göre Türkiye'nin en mutlu ili Sinop. Ancak Sinoplular aynı fikirde değil. Aslında Sinop mutlu bir şehir değil. Yani kafelerde oturup bir çay içmek, bir simit içmek mutluluksa evet mutlular. Onda bile şu anda mutlu değiller çünkü en ucuz çay 10 lira, en ucuz simit 10 lira. Sinop'ta yaşayanlar işsizlik, hayat pahalılığı olan bir yerde insanların mutlu olduğuna inanmıyor. Türkiye genelinde düşünürsek ekonomik şartlardan geçim sıkıntısı yüzünden insanlar zor durumda. İşçi, memur, emekçi. O yüzden geçim sıkıntısı yüzünden insanlar mutlu değil diye düşünüyorum. Emeklisine göre de gencine göre de TÜİK'in mutluluk araştırması gerçekçi değil. Sinop küçük bir yer olduğu için insanlar sosyal olarak mutlu. Yoksa yaşam standartları Türkiye'den ayrıştırılamaz. Yani onu mukayese edersen mutsuzdur diye düşünüyorum ama küçük yer olması, her yere kolay ulaşılıyor olması, insanların birbirini tanıması, birbirine yardım etmesi, üniversitenin olması, öğrencilerin olması, o yüzden mutlu diye düşünüyorum. İnsanların Sinop'ta ekonomik açıdan mutlu olduklarını zannetmiyorum. Neden? Çünkü hiçbir çalışma alanı yok. Birkaç memur, birkaç işçi, biraz da esnafla idare ediliyor.